Hazırız değil mi? Hazırız. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Türkiye'nin en sevilen yüzlerinden bir tanesi sevgili Emre Aydın'la İzmir'de beraberiz. Teşekkür ederim. İlk öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, sizleri sormalı. Teşekkürler, biz de iyiyiz. İzmir'deyiz, İzmir'e hoş geldiniz diyelim. Ve İzmir denilince aklınıza ilk gelen şey nedir? Bu şekilde başlayalım. Benim üniversite yıllarım İzmir'de geçtiği için okul aklıma geliyor. İzmir'in çeşitli yerlerinde oturdum. Dolayısıyla o yüzden herhalde semtler geldi. Buca geldi aklıma ilk İzmir deyince şimdi. En son Bornova'da oturdum falan. Buralarda çok yakın Küçük Park civarında oturdum. Şimdi biz o yakınız Küçük Park'a. Yani bir 10 dakikalık falan yürüme mesafesindeyiz. Yani benim 8 senem falan burada geçti. Dolayısıyla İzmir'in bana hatırlattığı bir sürü şey var yani. Mesela onlardan bir tanesi. En önemlisi diyelim. En önemlisi okulda yaşadığım sıkıntı. Yani bir şekilde iktisadı sevmeyen birisi olarak. Çok yıllarca uğraştım yani. Bir de canlı performans geldi şimdi aklıma. Ben hem şu anda bulunduğumuz yerde hem çevre yerlerde, konser yapılabilen yerlerde yıllarca performans yaptım üniversite öğrencisiyken. Yani herhalde 20 yaşından başlayıp böyle işte 24-25 yaşında tırnak içerisinde profesyonel olduğumu düşünürsek o yıllar arası hep buradaydım. Bütün hafta sonları, neredeyse bazen de hafta içi falan buralarda çalıyorduk o aklıma. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 2018'de en son sevgili Bengü ile bir çalışma mı yaptınız diye biliyorum. Yo, onu şey, o daha önce miydi? Gibi eklemişler onu. Hı-hı. Ben de gördüm. Dün gördüm hatta. Ne zaman çıkmış o şarkı? Şehrazat şarkısı o. Hı-hı. Bir önce Bengü'nün kendi albümünde çıkıyor şarkı. Onun senesini bilmiyorum. Sonra ben çok seviyorum şarkıyı diye Bengü beraber söyleyelim istiyorsan dedi. Hı-hı. Ben de olur tabii dedim. Sevindim. Beraber söyledik. Zannediyorum maksimum 3 yıldır. O kadar eski mi? Aynen. Biz, belki 2,5 yıl falan. Biz fazla araştıramamışız demek. Vaktimiz olmadığından dolayı. Şu an neler yapıyorsun? Şu an 3 tane İngilizce single'ım hazır. Yani %90-95 hazır. 1 tane Türkçe single'ım hazır. O ayın 10'unda veya 11'inde onun videosunu yapacağız. Bu ayın değil mi? Mart ayında. Sonra diğer Türkçe şarkım da hazır. Ya son zamanlarda sabah uyanıp akşama kadar keyifle şarkı yazıyorum. Öyle bir yani o çok yazılım kurcalamazdım ben. Prodüksiyon aranjman yazılımlarını çok kullanmazdım. Düzenleme için kullanılan stüdyolarda. Ama görüntü yönetmeni olduğum için işte müzik videoları ve işte uzun metraj film vesaire dolayısıyla o yazılımlara benzeri yazılımlara hakimdim. Bir senesi vardır. Ya bunlar aynı firmaların çıkardığı yazılımlar acaba ne kadar benziyordur, nedir, ne değil. Yani Final Cut'tan Logic'e geçtim aslında. Anladım. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar onunla oynuyorum. Oynuyorsun. Peki ne elde, bir şeyler elde edebildin tabii mi? Tabii çok şey. Yani o keşke daha önce yapsaydım. Peki tek parçalık dedin, 3 tane single dedin anladığım kadarıyla. 2018'de albüm yapacağım diye söylenti vardı. Yapacağım. Hatta aslında hiçbir Türkçe single'a girmeden direkt albüme geçeriz falan diye konuşmuştuk. Yetişmeyecek gibi geldi bana. Ekim anca gibi geldi. Bu single'larda albüme de dahil ederim falan diye daha önceden düşündüğüm, en azından başlık olarak düşündüğüm single'lar olduğu için o albümün tarihi single'lar yüzünden gecikmedi ama gerçekçi bakıp hani o arayı boş geçirmeyeyim diye 3 tane daha single'a döndüm. Single artık bir şekilde sizi de piyasa mecburda bırakıyor single'lar. Yani öyle eskisi gibi hani 3 sene ara, 4 sene ara sonra bir albüm falan mümkün değil. Öyle hayatta kalamazsınız. Yani 3-4 ay sonra hazır değilse bir tane şarkıyı çıkarmak zorundasınız. Çünkü dijital çok gereksiz bir rekabetle tetikledi. YouTube üzerinden satıyor bütün ürünlerini müzik sektörü. %60 falan da bir anketin sonucu bu. Ve o herkesin gözü önünde oluyor ve dolayısıyla artık herkesin müzik satış grafikleriyle ilgili bir fikri var. Eskiden de vardı ama şimdi artık herkes usta oldu. Ve bu müzik üreticilerinin de böyle hem yapımcıları hem şarkıcıları hem besteci herkesi biraz daha belki de yapay bir şeye itiyor. Yani mesela bunun en somut örneği ve sonucu şudur. Eskiden albüm şarkısı diye bir şey vardı. Yani belki hemen klip çekemeyeceğiniz ama zaman içerisinde yavaş yavaş insanlara geçecek ve böyle bir albümün en değerli kılan şeyler onlardır bence.
Yani bir albümün iyi olup olmamasını onlar belirlerdi. Şimdi hiç öyle bir şey yok, dikkat ederseniz. Herkes sadece çıkış şarkısı yapmak zorunda. Ya ben de sektörde birisi olarak çok ayrı hareket edemiyorum yani. Yani dijital platform, artık dediğin gibi her şey dijital platformda. Bu peki senin görüşünü almak istiyorum. Dijital platform senin için iyi mi, kötü mü, önceleri mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? Yani seni sevenlerle, sizleri sevenlerle daha iyi görüşebiliyorsunuz. Sizin ne yaptığınızı merak edenler sosyal medyadan görebiliyorlar. Yani nedir senin görüşün? Tamamı mı? Yani bütün sosyal evet, medyada. Evet, evet. Için. Yani senin için nedir yani bu? Bir artısı var mı? Sosyal medyada bilgi enflasyonu oldu. O kadar çok içerik var ki sürekli. Yani ilk başta süperdi. Hatta benim sosyal medyacım çok iyi bir sosyal medyacıdır. Çünkü ilk o uyandı. Dedi ki bir site var ve insanlar ilkokul arkadaşlarını buluyorlar sitede. Aslında şarkıcı olarak sana orada bir sayfa açsak falan. Daha hiç futbol takımlarının falan da sayfası yok. Hatta benim Türkiye'deki en büyük sayfalardan bir tanesidir Facebook sayfam. Çünkü ilk açılmıştır. Falan böyle bir şeyle başladı bu. Sonradan herkesin dakika başı bir şeyler paylaştığı ve dolayısıyla enflasyona yol açan, yani çok fazla paylaşım olduğu için kıymetsizleştiği bir duruma doğru ilerledik hepimiz. Dolayısıyla o içerik biraz sıkıntı olmaya başladı. Çok fazla maruz kalıyoruz. Belki de görmek istemediğimiz şeylere de maruz kalıyoruz ve dediğim gibi değersizleşti. Diğer taraftan müziğin satışı konusunda bazı müzik platformları müziğin dinleyiciye ulaşmasını da çok kolaylaştırdı. İsim söylememek için şey yapıyorum. Çok kolaylaştırdı. Yani o mesela sektör için çok önemli bir gelişme oldu ve o platformlar da büyüyorlar yani. Gerçekten çok bağımsız, bütün her şeyden bağımsız olarak doğal bir büyümeye girdiler. O da çok iyi bir şey besteciler için özellikle. Ama her şey gibi herhalde hem negatif hem pozitif bir sürü yanı var aslında özetle. Şimdi geçtiğimiz zamanlarda bir röportajın esnasında Türkiye'de oturmuş bir müzik sektörü olduğunu düşünmüyorum bir cümlesi evet. kullanmıştım. Şu an oturmuş bir cümle. Aynı devam ediyor mu görüşlerin peki? Sektör yok Türkiye'de, müzik sektörü yok. Bir piyasa var. O da böyle biraz doğaçlama devam ediyor. Ne olması lazım? Yani ben şöyle şahsi görüşümü söyleyeyim sana. Yurt dışına gidiyorum konserlere. Normal bir konser zaten yok. Hep stat konserlerine gittiğimiz için. Yani ben rüya gibi geliyor. Yani o statlarda artık 50 bin kişim var, 80 bin kişim var. Ve konsere çıkan sanatçı hani alkış yaptı da ellerini kaldırır böyle. Daha kaldırmaz 80 bin kişi veya kaç kişi varsa aynı anda eşlik ediyor. İnanılmaz rüya gibi. Görseller çok iyi. Yani bu Türkiye'de bu olacak mı? Olur mu? Ne zaman olur? Yani ne yapmamız gerekiyor bunun için? Yakın zamanda olmaz. piyasa var, sektör yok. Şunu söylemeye çalışıyorum ve sebebini de bana göre söyleyeceğim. Hatta bugün konuştuk. Bu Brit ödüllerinde işte benim takip ettiğim ses mühendislerinden bir tanesi en iyi kayıt performansı ödülünü almış. Şimdi çok yakından mutfağını takip etmeyen insanlar için şöyle bir özetleyeyim. Bir şarkıya işte bestecisi yazıyor, bir aranjörü var. Düzenleyen insan o şarkıyı, yani şarkının neresinde ne enstrüman kullanılacak gibi kabaca tarif ediyorum. Onun başında bir prodüktör var, o onu yönlendiriyor. Ve bir de bu söylenenleri yapan, çok kaliteli kayıt almak için orada uğraşan ses mühendisleri var, kayıt asistanları var filan. Sektör dediğim şey, İngiltere müzik sektörü sektördür mesela. Orada en iyi kayıt alma performansı ödülü diye bir ödül var. Evet. Bizde prodüktör ödülü yok. Bırakın prodüktör ödülünü, her sene, zaten ödül törenleri falan da kalmadı. Her sene sadece en iyi erkek var, en iyi kadın var. Bırakın prodüktörleri, işin mutfağında çalışanları, müzikleri kategorize etmiyoruz biz. Artık öyle bir, eskiden yine vardı. Ben ilk çıktığım zamanlar 2006-2007 yıllarında en iyi rock falan vardı. Yani en iyi rock erkek, en iyi rock kadın bile vardı bir aralar. Neden yok bilmiyorum. Yani bu da bence bakış açısını yansıtan bir şey. Şimdi bu olmayınca, yani sektörü yönlendirebilecek insanlar biraz daha çetrefilli bakmayınca genel kalitede düşüyor. Bizde bütün bu demin saydığım şeyleri, mutfaktaki işleri bir kişi yapıyor. Dolayısıyla çıkan ürün o kadar iyi değil. Dolayısıyla seyirci de ona o kadar iştirak etmiyor. Gelip size elinizi kaldırdığınızda hemen desteklemiyor. Bu bir huy haline alıyor, bir davranış şekli haline alıyor bütün herkese de. Ve bu böyle işte birbirine bağlı aslında bir reaksiyon olarak devam ediyor. Ne olabilir? Ha bir de tabii ki sosyo-kültürel olarak bir sürü şeye bağlı.
ekonomisine bağlı, alım gücüne bağlı, ona bağlı, buna bağlı. Ama sektör bazında, sadece sektör olarak düşünürsek, öyle yakın zamanda, yani işte Türkiye'nin artık bir müzik sektörü vardır, bu çok güçlüdür. Bireysel ilerliyor. Yani birileri çıkıyor çok yetenekli, güzel şarkılar yapıyorlar, biz dinliyoruz, seviniyoruz. Orada çıkması dinlemiyoruz. Sektör kendisi bir şey üretmiyor. Sektöre bağlı diyorsun tamamıyla da doğal olarak. Yani sektöre bağlı olan kısmını sektör kendi, yani çok kendi üstümüze düşeni yapmıyoruz bence hepimiz, ben de belki. Şimdi 2008 yılında MTV tarafından düzenlenen Avrupa Müzik Ödülleri'nde Türkiye'nin en iyi sanatçısı seçildin. Liverpool'da da finalde 21 ülkenin birincilerini geri bırakıp Avrupa'nın en iyi sanatçısı seçildin. Sonrasında bu yarışma olmadı mı? Yani bunu bilen kesim var, takipçilerin bilmeyen kesim var. Yani bu bizim için, Türkiye için çok büyük bir olay. Senin için de çok gurur verici bir olaydır eminim ki. Sonrasında ben hiç MTV'de falan bizden birilerini görmedim. Yani ne oldu ki bu böyle oldu? Ben ilk defa müziğin sadece müzik olmadığını, acayip böyle sektörel bir şey olduğunu, bir taraftan iş gruplarının belki de birbirleri rekabetine de dair bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Ben o ödülü aldım ve aynen konuştuğumuz gibi çok sevindim, acayip gururluyum filan. Ortalık yıkılıyor. Yani ortalık dedim, kendi çevrem, ailem arıyor filan. Bütün ekip orada çok mutluyuz. MTV Türkiye ekibiyle beraber. Türkiye'ye geldim. İsmini söylemeyeceğim kanalın. Bir kanalda Türkler internette çok da uygun hareket etmediler de öyle alabildiler ödülü filan gibi, Türk kanalında bu. Bir altyazı geçti. Çok şaşırdık biz ekip olarak. Uygunsuz davranabileceğimiz hiçbir şey yoktu. İnternet üzerinden açık bir oylama yapılıyordu. Bu, yani hiç şey yok. Böyle bir şey başladı falan, ben anlam veremedim. Çok da gencim yani. Sonra anlıyoruz ki bu mesela işte MTV Türkiye markasını almaya çalışan iki grubun, belki de üç grubun birbiriyle rekabeti sonucu, hani grupların birbiriyle uğraşmasının bir ürünüymüş. Ve o rekabet bir süre sonra MTV International'ın MTV Türkiye'yi kapatmasıyla sonuçlandı. O yüzden o iş uzamadı. Biz 3 sene katıldık. Benden sonra Manga da aldı. Ve o da aynen internet oylamasıydı. 4 sene katıldık. Sonraki seneler alamadık. O sektörel olarak çok kapı açtı. Benim şimdiki bütün ekibim neredeyse İsveçli. Ve tamamını ben oradaki işte Hollandalı A&R'lar İsveçlilerle tanıştırdı falan. Oradan buldum. Bir sürü şey öğrendim. Hiçbir şey olmasa bana çok şey kattı. Yani benim buradaki işlerime çok şey kattı. Her Manga için de aynen öyledir. Yani Ferman da şurada muhtemelen çok benzer şeyler söyler. Hemen aynı şeyleri söyledi. Geçen yeni röportajımız vardı Ferman'ın. Onlar aynıları hemen hemen söyledi. Ama kapandı. Yani devam etseydi daha da bir şeyler... daha da çok ilerleyebildi diyorsun. Şöyle bir çok hemen parantez açayım. İngiltere veya Amerika pazarı kadar geniş olmasa da, herkese hitap etmese de bir Avrupa pazarı da var. Almanya menşeli. Yani oradan çıkan ve Avrupa'da dinlenen insanlar var. Küçücük Belçika'dan dünya kadar adam çıkıyor. Tabii. Hep o MTV kanalı. Sadece MTV değil ama biz oradan çıktık aslında. Yani şimdi Türkçe konuşulan her yere müziğimizi ulaştırabiliyoruz. Biz İngilizce okuyan ve İngilizce eğitim alan, İngilizce konuşan nesiliz. Bir şansımız vardı orada. Hala şansımız var. Bence yeni neslin daha çok şansı var. Ama çok yazık oldu. Yani o çok lüzumsuzdu, o rekabet, ve çok yazık oldu. Hala onunla ilgili şey var, şey dönüyor işte. Manga'ya ve bana hani hile yaptığınızda aldınız falan gibi şeyler. Hala dönüyor. Nasıl hile yapabilirsin ki yani? Bir kişi birden çok oy verdi, hile yaptınız gibi bir şey var. Yarışmanın kuralı zaten bir kişinin istediği kadar oy verebilmesiydi. Yani çok enteresan. Özellikle Türkiye oylamasının açtığı sonuçlar bunlar. Orada bazı arkadaşlarımız çok şey oldular. Üzüldüler. Yıprandılar falan. Evet. Dolayısıyla o öyle maalesef. Yani iyi bir yere gitmedi. Çok daha iyi bir yere gidebilirdi sektör için. Sevgili Emre'ciğim, fazla seni yormak istemiyorum. Biraz sonra sahneye çıkacaksın. Son olarak merak ettiğim bir şey. Bornova'da öğrencisin bildiğim kadarıyla. Buca'da oturuyorsun. Doğru mu? 9 Eylül'de öğrenciyim. Buca'da öğrenciyim, Bornova'da oturuyorum. Tam tersi. Tam tersi, pardon, özür dilerim. 565 nolu otobüse binip Eko4'ten seyahat ediyorsun ve açmış olduğun şirkete bunun ismini veriyorsun. Aynen. 565 nolu otobüsteki anılarından en önemlisi, bir iki tane iyi ve kötü anılarından. İlk aklıma şey geldi, sürekli bir telefonunuzu kapattınız mı, niye kapatmadınız tartışması dönüyordu. Hala öyle mi bilmiyorum. Yok, herkes... Tamam, rahat mı artık? Rahat. Bir şekilde benim burada geçirdiğim 8 sene boyunca insanlar nedense telefonlarını kapatmadılar.
Ve bu istisnasız ben her otobüse bindiğimde yani zaman zaman kaza yapacağımız durumlara geldik. Yani bütün levhalara ve şeylere rağmen bir böyle hani çok enteresan da o otobüsle ilgili 560, muhtemelen bütün otobüsler de öyledir yani. Bu geldi. Bir de işte şey, istediğiniz kadar giyinin, hazırlanın. Özellikle bazı saatlerde otobüse şık binip hiç şık olmayarak diyeyim, kaba tabir, kibar tabir. Öğrenci haliyle mi diyorsun? Evet, sonra değişik bir, yani 8 gecedir sınavlara hazırlanan uykusuz öğrenci gibi indiğiniz oluyordu o kalabalık yüzünden. Yani inanılmaz yani, o kadar küçük alanlara o kadar çok insanın sığabiliyor olması, fiziksel olarak şurada çizsek hesaplasak olmaz. Ben onu gördüm yani olabildiğini. 565'ten bahsediyorum. Evet, anladım. Özellikle azıcık kar falan yağdığında onları hatırlıyorum. Öyle yani. Karı hatırlıyorsun burada. Tıkanım şeydi yani, ben burada bir internet kafeye sığındığımızı hatırlıyorum. Benim eski gitarcı arkadaşımla Ekvador'da çıkamamıştık. Şeydi yani, imkansızdı böyle. Bayağı sabah. O tarihten beri de yağmamıştır zaten. Muhtemelen ben de bilmiyorum ama en son karı gören sen oldun İzmir'de. Aynen. Sana çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Biraz sonra sahneye çıkacaksın. Sevenlerim bekliyor. Son olarak bugünlerde yapacağım bir proje, şeyi de sormak istiyorum aklımdayken, özür dilerim. Sinema projem vardı, korku filmi çektin. Bundan nasıl geçti, beklediğini alabildin mi? Bunun hakkında soru sormak istiyorum, çok kısa. İyiydi. O sene izlenilen, en çok izlenen ikinci korku filmi oldu. Birincisi zaten birinci olmasını beklediğimiz bir korku filmiydi. İsmini hatırlayamadığım için şey yapamadım. Alper Mescin'in filmiydi, Siccin'deydi galiba. Ya da Siccin 3 veya 4'tü, hatırlamıyorum. 77 bin kişi yaptı. Korku filmi, komedi filminin 1 milyonu, korku filminin 150 bini filandır. Tabii, aynen. Dolayısıyla kötü şey değil, yani o beklediğimiz şey de yaptı. Bana çok şey öğretti. Ya inanılmaz, ya eşimle beraber ya bir insanın ne kadar disipline olabileceğini gördük. Yani çok ağır yükü kaldırabileceğinizi fiziksel olarak da gördük. Çok uzun süre böyle, psikolojik olarak da. Aynı zamanda istediğiniz kadar müzik videosu yapın, yine öğrenemeyeceğiniz pratikliği... Ya o tecrübe uzun metrajda ediniliyormuş. Yani ben kendimi tecrübeli sanıyordum. Hani o dakikaya kadar 15-20 tane işi çektiysem, başkalarına da çektiysem... Herhalde rahatımdır canım, nasıl çekildiğini biliyorum. Sinema apayrı bir olay. Aynen. Apayrı bir dünya. Aynen. Yani gerçekten çok zor iş, çok keyifli iş. Ertelemedik, yapmak istiyoruz hala ama işte dediğim gibi bu sene benim bu yıllardır yapmak istediğim İngilizce ve yani yurt dışından çıkaracağım. Bir öyle bir şey deneyeceğim yani, öyle bir şey var aklımda. Onu yapma senemdi. Dolayısıyla sinemaya odaklanamadık ama herhalde müzik tarafı biraz hafifler önümüzdeki zamanlarda. Elimizde bir şey olursa bizi heyecanlandıran yaparız. Şu an için bir şey yok diyorsun. Şu an yok. Şu an yok. Bir tane komedi fikrimiz var. Bayağıdır konuştuğumuz. Hatta bazen işte bir iki bahsettiğim oluyor hakkında ama şu an yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Tekrar ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi sahneler diyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal.